Merhaba YouTube. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir önceki videoda burada lootlamadığımız birkaç tane item vardı. Onları lootluyor olacağız. Videoda boş yere vakit kaybetmeyeyim diye ben bir miktar gideceğim yola baktım. Şimdi ilk olarak şuradan şöyle yuvarlanıp aşağı düşüp bu kadar takip etmiş olması çok acayip ya. Item lootlayacak mısın sevgili arkadaşlar? Teşekkürler. İki kez S çıkmış olmuş, sıkıntı olmadı. Item aldıktan sonra buraya düşüyorum. Şu arkadaşı belki ittirip öldürürsün, size kalmış. Sadece burada aşağı düşmediğinizden emin olun. Şuradan Estus Flask Shard'ı aldık. Tekrar Homeward Bone kullanarak bonfire'ımıza geri dönüyoruz. Homeward Bone'ları bolca harcıyorum. Hani fark etmişsiniz özellikle bu bölge üzerinde. Eğer ki elinizde kalmadıysa Majula'daki kediden satın alabilirsiniz. Hop, şu arkadaşı yine öldürelim. Yine burada odaya gir çık yapıyor olacağız. Gelen örümcekleri pıt pıt öldürüyoruz. Licker. Estus'umuzu içtik. Evet. Şimdi bu büyücüyü bir öldürelim. Hop. Kendisini öldürmüş olduk. Şuradan yavaşça yürüyerek aşağı düşün. Yavaş yürümeniz önemli. Hızlı gitmeniz durumunda yuvarlanıp gidebilirsiniz. Düştükten sonra arkaya dönüp bu bölgeden içeri girdik. Şimdi burada iki tane büyücü bulunmakta. Hani ya yanlarına koşup kendinden öldüreceksiniz. Yani bir opsiyonunuz o. Ya da benim şu an yapmış olduğum gibi bir miktar büyü kullanarak kendinden öldürüyor olacaksınız. Burada bir sürü örümceğin şu an sarkmakta olduğunu görüyorsunuz. Eğer ki büyücüyseniz hani burada güzel bir temizleme imkanınız var. Bunlar aşağıya indiğimizde üzerimize atlayan örümcekler olacaklar. Hani şu an belki bakarak birkaç tanesini yukarıdan öldürme imkanımız var. Öldürmesek de olur. Şurada merdivenden aşağı kayıyorum. Buradaki bonfire'ın hemen dibinde olan sol tarafımızda bulunan örümcekler olacak onlar. Hop. Şimdi bu bonfire açmaya niye geldiğimi merak eden arkadaşlar olabilir. Hani zaten burada böyle bir tane bonfire'ımız vardı. Bununla niye uğraştık? Mantıksız geliyor olabilir. Şöyle ki Ornifex'e, yani az bir önceki videoda tanıtmış olduğum boss solo'nu yapan karaktere ulaşabildiğimiz en kolay gidilen bonfire bu bonfire ve bu kapı yani diğer taraftan açılmamıştı. Ornifex şu an yan komşumuz bizim. Rahat bir şekilde kendisine ulaşabiliyor olacağız. Burada dinlendikten sonra tekrar ikinci bonfire'a geri dönüyorum. Çünkü oradan gerçi yok. Buradan da rahat bir şekilde gidebiliriz ya. Buradan gidelim. Hem yeni keşfetmiş olduğumuz bonfire'ı kullanmış olalım. Ben genelde orayı Ornifex için kullanıyorum. Buradan boss'a gidiyorlar bana nedense daha kolay geliyor. Ama burası aslında daha yakın. Aynı zamanda arkadaki yine örümceklere ulaşmanıza gerek yok ama hani dışarı çıkarken zorlanacağınızı düşünüyorsanız öldürün derim. Boş yere arkanızdan birilerinin geliyor olduğu tedirginliğiyle ilerlemek zorunda kalmayın. Şurası gizli duvar falan değil değil mi ya? Yani emin olmadım. Okey. Şu büyücü arkadaş birini atmaya devam etsin. Sağ tarafta kırmızı bir tane kertenkele görüyor olacaksınız. Onun yanına fazla gitmeyin çünkü infilak ediyor. Hani o diğer kertenkeleler gibi bir şey değil. Item düşürmüyor. Belli bir hasar eşiğinde infilak ediyor. Şu arkadaşları öldüreceğim. Sen nereden geldin lan? Ya büyülerin hakikaten güdümü Dark Souls 2'de inanılmaz. Belki de büyücü olarak oynuyor olmanın bir güzel tarafı bu olmuş olabilir. Evet. Az önce sizi uyardığım şey benim başıma geldi. Kertenkele infilak etti ve ben de öldüm. Büyücüyü öldüreyim derken. Tatsız. Silahımızı bufflayalım. Şu örümcek arkadaşları yine öldürüyor olacağım. Zaten mızrak gibi bir şey kullanıyorsunuz. Zaten toplu toplu öldürüyorsunuz. Hiç sorun dahi çıkarmıyorlar.
Örümceklerden ziyade buradaki büyücüler sıkıntılı. Özellikle güdümlü saldırılarından ötürü. Yani buraya gelip şu an insan formunda değilim ama bu odaya girer girmez 5 vurayı summonlayabiliriz. Hem arkamızdan gelen düşmanlar noktasında bize yardımcı olması için hem de boss sorununda destek olması adına yapalım. Özellikle burada Forlorn'dan invade yeme imkanımız var. Şu an olduğum yer değil ama boss'a gitmiş olduğumuz yolda invade edebiliyor. Bana kim saldırdı şu an ya? Bir şey bana vurmuşsa bunu vurmuş olmasına imkan yokmuş gibi hissediyorum. Selamlar, ben şu Ray. Hoş geldiniz efendim. Oradan buraya gelebileceksin değil mi Ray? Ray. Eminim şu odadaki diğer yaratıkları öldürüyor bu. Evet, oradaki diğer yaratıkları öldürüyor. Ha, geldi. Gel ben de gel. İşimiz var. Yine burada pusu gerçekleşiyor olacak. Ona hazırlıklı olun. İlk önce tamam, bunu hak ettim. Kurbağayı öldürüyorum. Daha sonra arkadan gelen örümcekle odaklanabiliriz. Hop. Onları öldürdük. Şimdi burada tekrar silahımızı bufflayalım. Aşağı indiğinizde çok küçük, çok az miktarda düzenli olarak damage yiyor olacaksınız. Onu dert etmeyin. Dert etmeniz gereken bu arkadaşların saldırıları. Onlar tarafından herhangi bir şekilde damage yememeye çalışın. Az damage vurmuyorlar. Buradaki arkadaşlar öldürmeye başladığınızda bilin ki şu tahta yolun sol tarafındaki düşmanlar da size doğru gelmeye başlıyor olacaklar. Orada sanırım almadığım veya düşmanlardan düşen bir tane item olmuş. Onu da lootlayayım. Forlorn bir şu an olmakta az şu an bulunmakta olduğumuz bu yerde invade edebiliyor. Ayrıca şu odaya girdiğinizde yine burada invade edebiliyor. Ben burada büyücü olmanın güzelliklerinden faydalanıp şu arkadaşları büyüyle öldürüyor olacağım. Çok bol sayıda örümcek var. Hani ben şu odayı belki samanlamış olmanın en büyük katkısı bu olabilir diyebilirim. Bam. Şu arkadaşları öldürelim. Şimdi burada samanlayabileceğiniz bir başka kişi var. Manhunter O'Hara. Samanlayalım. Hani çok bir şey kaybetmeyiz. Özellikle şu duvarda bulunan diğer örümcekleri falan öldürür. Şimdi en sol taraftaki mekanizmayı çektiğinizde içeride sanki inme yetmişçesine gözüken bu kırmızılı arkadaş geliyor olacak. Pat pat. Kendisine üstüne saldırıp öldürebilirsiniz. Bu pyromancer bu arada Beşure'ye ait. Hani adam az önce o saldırmış olmuş adam yapmıyor onları. Hop. Şuradan şunu alalım. Şu kapıyı açabileceğimiz anahtar bir müddet sonra elimize geçiyor olacak. Hani şu açmaya çalışırsak açamıyor olacağız. Sonrasında bu kapıyı açıyor olacağız. Bu kapıyı açtığımızda da içeride bizi bekleyen bir başka düşman var. Ama zaten bu tanıdığımız, bildiğimiz düşman. O yüzden rahat bir şekilde kendisini öldürebiliriz. Kendisini öldürdükten sonra şuradan yukarı çıkıyoruz. Burada aşağı düşün. Şimdi burası bol örümcekli bir mekan ve tahmin edeceğiniz üzere kesmeye gittiğimiz boss'ta bir örümcek. Şuradan ilerleyin. İlerlerken dikkatli olun. Önünüzdeki bu düşman çıktığı zaman aynı zamanda arkanızda bir tane de örümcek çıkıyor olacak. Şu an bizim 5 vurayın arkasında kalmış olan şu arkadaş. Yani bu boss'ta summon kullanmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi summon kullandığınız zaman hem boss'un hem boss'un canı artıyor hem boss'un damage'ı biraz yükseliyor bildiğim kadarıyla. O yüzden biraz daha uğraştırıyor olacak. O item'ı yukarıdaki örümceği öldürmeden almayın veya item'a yaklaşıp uzaklaşıp ondan sonra o item'ı lootlayın. Şuradan gitmeden önce şuradan yukarı çıkıp şuraya düşüyor olmak istiyorum. Yanlış gitmedim ben. Yanlış mı gittim acaba? Oo, yanlış gitmişim. Peki. Sıkıntı değil. Ha, aşağı düşerseniz dediğim gibi bilin ki böyle bir
topluluk sizi bekliyor. Yani çok hızlı saldıran düşmanlar olmadıklarından dolayı uzaklaş vur, uzaklaş vur şeklinde kendini öldürebilirsiniz. Yani çok zor olacağını zannetmiyorum. Şimdi aşağıdaki itemleri lootlamadan önce şu geniş alın üzerinde bu item var. Ben az önce şuradan aşağı kayarak düştüm. Şuradan yukarı çıkıp sol taraftı galiba. Sol taraf olsa gerek. Hop. Atlayalım. Yok, sağ taraf mıydı? Evet, sağ taraf. Aşağıda kırık olan bir bölge vardı. Kırık olan yere düştüm. İnanılır gibi değil. Sağ tarafta aşağıdaki item'ı alıp onu da nasıl alınacağını göstermek istemiştim. Şuradan yine hızlı bir şekilde gidebiliriz. Yani 5 vurayı falan samınlamayacağım. Hızlı bir şekilde gitmek adına. Çünkü onun bir arkamdan gelmesini beklemek gerekecek. Onun savaştığı düşmanlar vesaire. Hop. Burada yine bu arkadaşla ulaşmanıza gerek yok. Hani direkt şuradan koşarak ilerleyebilirsiniz. Sıkıntı olmayacaktır. Her düşman sizi takip edeceği zaman belli bir bölge var. Ondan daha öteye gitmiyorlar. Burada bir taktik şu olabilir. Hop. Gruplaşmalarını bekleyip uzaklaşın. Staminanızı doldurun. Yaklaşıp vurun. Uzaklaşın. Yaklaşıp vurun. Hani tek başınıza olduğunuzda da yapamayacağınız bir mekan olduğunu düşünmüyorum. Buranın hani şurada şeyi summonlayalım. Manhunter O'Hara'yı summonlayalım. Sırf örümcekleri öldürsün diye. Kendisi arkamızdan bizi takip edip gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden onu beklemenin pek de bir anlamı yok. Burada ilerliyoruz. Şimdi biraz daha aslında doğru yoldan ilerliyor olacağız. Hop, şu arkadaşı öldürelim. Arkamızdan gelen bu örümceği öldürelim. Şimdi normalde gitmemiz gereken yol buydu. Yani onu da göstermiş olayım. Bu arkamdan çıkmıyor değil mi? Evet. Buradan şu büyük olana düşüp oradan aşağı iniyor olacaktık. Bu büyük olana düştüğünüz zaman hazırlıklı olun. Hem arkanızda hem önünüzde düşmanlar size doğru gelmeye başlayacaklar. Hop. Biraz örümcek ağıyla dolu bir mekan olduğu için çok da hızlı hareket edemezsiniz. Aklınıza bulunsun. Yani buranın belki zorlayacak olan tarafı o olabilir diye düşünüyorum. Şuradan şuraya gitmiştim. Öncelikle kaybettiğim soul'ları geri almak istiyorum. Kaybettiğim soul'ları geri alıp şuradan şuraya, aşağıya, buraya, buradan yukarı çıkacağım. Bunları öldürelim. Sonrasında burada Twilight Orb'umuz var, onu aldık. Biraz karmaşık bir bölge gibi geliyor olabilir. Karmaşık değil diyemeyeceğim ama hani göründüğü kadar da kompleks bir mekan değil aslında. Şuradan yukarı çıkalım. Şu Bandit Axe'i aldık. Temelde yaptığım şey hep aynı. Hani büyük ağdan en aşağı indikten sonra büyük ağdan yukarı çıkıp ince ağdan şu 3 tane birbirine ayrı olan bölgeye çıkıp oradan devam ediyorum. Burada yapmamız gereken şey şu. Koşup duvara yakın bir şekilde karşıya atlamak. Karşı attıktan sonra niye tavaf ettim bilmiyorum buraya ama aşağıya hop düşüyorsunuz. Aşağıya direkt de düşebilirsiniz sanırım. Size kalmış. O item'ı aslında böyle lootlamış olabiliyoruz. Tamam peki. Ben geldim oradan düşüp lootladığım için buradan lootlamayı hatırlamamışım. Şuradan Simpleton Spice alalım. Hala öldürmediğimiz şeyler olabilir. Örümcek olabilir. Boss odasına girdiğimizde yine bu örümceklerden birkaç tane olacak. Aynı zamanda boss'a girmeden önce şurada yine
Ashen Knight boğuldu. Summonlayabilirsiniz. Yani aslında bunu summonlayabileceğiniz insan sayısı totalde 3. Hop. Bu arkadaşı da öldürdük. Evet. Geldik boss'umuza. Şimdi dediğim gibi boss odasına girdiğinizde yerde dolaşan bir kısım örümcekler olacak. O örümcekleri kolay öldürdükten sonra boss saldırmanızı tavsiye ederim. Boss'ta eğer ki summon kullanacaksanız özellikle bu yerdeki örümcekleri yenemediğiniz için veya onlar da öldürmekte zorlandığınız için summon kullanın derim. Aksi takdirde boss'un kendisi çok zor olacak bir boss değil. Devasa bir örümcek sadece. İki tane kafası var. Birbirine paralel olacak şekilde hem önde hem arkada. Kafasına vurarak kafasına saldırarak hasar vurabiliyorsunuz. Yani boss'un diğer yönleri hasar yemiyor. Ayaklarına falan vurmak hasar sağlamaz. Şu fırlatmış olduğu şeye karşı dikkatli olun. Ne derler? Evet, şu lazer hareketi yaparken genellikle sağdan sola olacak şekilde yapıyor. Hani o yüzden şöyle ileri doğru bir charge hareketi var. Ah, yerdeki şu örümcekler en çok derdim. Yine bu lazer hareketini mesela summonladığınız kişi yaparken siz arkadan tatlı tatlı kafasına saldırabilirsiniz. Nereye saldıracağı tamamen kendisine kalmış. Hani illa ki bir kafaya saldırıyor gibi bir mantığı yok. Ama bir kafası saldırırken diğer kafası saldırmaz. Yani eğer şu an mesela bana odaklanmışsa o zaman diğer tarafa saldırmak en mantıklısı. Vallahi çalışıyorum ama kaçamıyorum herhalde. Canınızı her zaman yaranın üzerine tutmaya çalışın. Verebileceğim en önemli tavsiye o belki de. Şunları vurup uzaklaşıyorum. Tekrar lazer kullanacak. Bizim sevgili Hunter çok uzakta durduğu için ona hep lazerle saldırıyor. Şu an yaptığı bu 1-2 şeklinde vurduğu bu ayak ritmi 5-6'ya çıkabilir. Ona hazırlıklı olun. Az önce bir de ayağınızdan beyaz bir şey püskürttü. O püskürttüğü şey sizi ağ içerisine alıp sizin hareketinizi kısıtlıyor. Yuvarlanamaz hale geliyorsunuz. Yuvarlanamadığınız için kaçmak biraz zor olabiliyor. Aklınıza bulunsun. Şunu examine deyip buradan yani burayı incele deyip buradan ilgili soğuda alıyor olacaksınız. Şurada devasa bir ejderha var. Ama merak etmeyin ejderha size saldırmaz. Bu da bu arada oyunun 3. büyük boss'u, 3. büyük soğulu olmuş oldu. Şimdi buradan ilerliyor olacağız. Hop, bu amcayı öldürünce size Brightstone Key'i, Fragment Branch of Yoru ve Dark Quartz Ring'i veriyor olacak. Sonrasında şuraya gelip Primordial Bonfire yakarak tekrar Majula'ya dönebiliyor olacağız. Sahip olduğumuz statlara bir bakalım. Giyebildiğimiz şey sayısını arttırmak istiyorum ilk. Yani takabildiğimiz büyü sayısını arttırmak istiyorum. 4 olması işime geliyor. Geri kalan solları fate'e verip fate'i bir opsa çıkarmaya çalışabilirim. Hop. Evet. Tekrar bonfire dinleniyoruz. Bir sonraki bölümde buradan devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere.